Merhaba tarihseverler. Bugün Likya bölgesinin en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Pamfilya'ya merkezlik yapmış Perge'deyiz. Şu an Perge Antik Kenti'nin Antik Tiyatrosu'ndayız. Perge Antik Kenti'nin en önemli binası burası. Diğer Roma tarzı tiyatrolardan çok büyük bir farkı olmamakla birlikte dilerseniz şöyle birlikte gezelim sizlerle özelliklerini açıklayarak. Doğal bir tepe üzerine kurulu olan Perge Antik Kenti aslında önceleri bir Yunan tiyatrosu. Arkasında Roma dönemi geldiğinde buraya tekrar daha büyük bir tiyatro inşa ediliyor. Tiyatronun oturma basamakları 29 altta 19 üstte olmak üzere 48 adettir. Sahne yine diğer Roma tiyatrolarında olduğu gibi iki katlı, ancak burada kaya kabartmaları, mermer üzerine yapılan kabartmalar oldukça dikkat çekici. Sahnenin hemen önündeki nişler içerisinde de çeşitli Yunan tanrılarının heykelleri bulunuyor. En güzeli Dionysos'un heykeli diyebiliriz. Tiyatronun çatısında da yine diğer tiyatrolarda da olduğu gibi tonozları görmek mümkün, ancak çok az kısmı ayakta kalabilmiş. Perge Antik Kenti Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunuyor. Bu kent denize yakın olmaması ve korsan saldırılarına uğramaması sebebiyle günümüze kadar gayet iyi korunarak gelmiş. Perge Antik Kenti coğrafyacı Strabo'nun belirttiğine göre Truva Savaşı'ndan dönen iki kişi tarafından kurulmuştur. Şu an Perge Antik Kenti'nin stadyumu önündeyiz. Stadyum 34'e 34 metrelik tonozlar üzerine yapılmış. 9 oturma sırası var. Muazzam bir yapı. Buranın antik kazı çalışmaları sırasında ikiz Herakles heykelleri çıkıyor. Ancak birisini İsviçre'ye, diğerini ise Almanya'ya kaçırıyorlar. Neticesinde geri getirilen bu muazzam eserler Antalya Müzesi'nde sergileniyor. Stadyumda doğu-batı yönlü 30'ar tonoz ve kuzey yönünde de 10 tonoz bulunuyor. Ancak tonozların neredeyse tamamı oturma sıralarının üzerine devrilmiş durumda. Perge'nin bugünkü dilimizde bir karşılığı yok. Çünkü Perge, Anadolu'nun en eski halkı olan Luviler tarafından kurulmuş. Muhtemelen bu kelime de Luvice'dir. M.Ö. 1. yüzyılda Perge'yi Lidyalılar ele geçiriyor. Ardından 2. ve 3. yüzyılda en parlak dönemini kente Romalılar yaşatıyor. Milattan sonra 7. yüzyılda Arap istilasıyla oldukça tahrip olan kent önemini kaybediyor. Kentte Türk hakimiyetine bakacak olursak 12. yüzyıl sonlarında Selçuklu, 15. yüzyılda da Osmanlı hakimiyetini görüyoruz. Osmanlı kaynaklarından Katip Çelebi'nin Cihannüması'nda ve yine aynı şekilde Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Perge ve çevresinden bahsedilmektedir. Eğer siz de bir gün Perge Antik Kenti'ni ziyaret etmek isterseniz Antalya'nın 16 kilometre doğusundaki Aksu beldesine mutlaka uğramalısınız. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki gezimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.